Dostlar, herkese selam. 0 kilometre otomobil fiyatlarının sürekli yükseldiği günümüzde bugün size enteresan bir haberim olacak. Yıl sonuna doğru gelecek elektrikli bir otomobil. Otomobil diyorum çünkü gerçekten otomobil. Hani Citroen Ami gibi bisiklet olarak geçen ama otomobilmiş gibi de kullanılabilecek denen bir araç değil. Yani bildiğimiz mini sınıfta bir elektrikli otomobil yıl sonunda Türkiye'ye gelecek. Dediğim gibi hani fiyatların böyle uçtuğu günümüzde bu otomobilin fiyatı 350 bin TL civarında olacak. Yani 0 kilometre elektrikli ve fiyatı da 350 bin TL civarında. Buna bir de şöyle bir ekleme yapacak. Bugüne kadar okuyabildiğim teknik verilerine göre 100 kilometrede 10 kilowatt saat tüketiyor. Yani evden bu aracı şarj ettiğiniz zaman kilometrede yakacağınız para 15-20 kuruş arasında bir değer olacak. Yani hem 350 bin liraya satılacak hem de kilometrede 15 kuruş yakacak. Evet, yani ben de başka birinden duysam bunu ya abartmış ya tık uğruna yapmış ya da ne diyor acaba falan diye bu düşünürdüm. Ama biliyorsunuz günümüzde elektrikli otomobiller arka arkaya geliştirilmeye devam ediyor. Bu konuda da Çin çok ön plana çıkan markalardan bir tanesi. Ya markalardan derken özür diliyorum. Ülkelerden bir tanesi. Peki Çin'de bu adını söz ettiğim otomobil hiç böyle ismi bilinmedik bir markanın modeli mi? Hayır değil, biliyorsunuz. Son 2 aydır Türkiye'de Chery konuşuyoruz. Yani Chery'nin Türkiye'de 3 tane benzinli motoru bulunan SUV modeli satışa sunuldu. Bu modellerle ilgili sürekli olarak bilgi arıyoruz. Fiyatını merak ediyoruz. Satıcısını merak ediyoruz. Yıl sonunda gelecek olan model de Chery'nin elektrikli mini modeli. Peki bu arabanın özellikleri ne? Yani neye benziyor, neler sunuyor diye soracak olursanız hemen anlatıyorum şimdi size. Hani dedim ya size kilometrede 15 kuruş yakacak diye. 100 kilometre toplamına baktığım zaman da 15-20 lira yapıyor. Yani cebinizden maksimum 20 lira para çıkacak ve 100 kilometre yol yapacaksınız. Bu dediğim şey elbette ki evden şarj. Yani daha düşük hızlı şarjı kullandığınız zamanlarda. Hızlı şarja baktığım zaman 50 kilowatt saatlik olanları destekliyor ve yarım saatte doluyor. Orada biliyorsunuz hani dakika parası 8 lira gibi bir şey. Yarım saat 8 lira hesabı yaptığınız zaman hızlı bir şarjla deposunun ne kadara dolacağını da görebilirsiniz. Depoyu doldurduk, yani bataryaları doldurduk. Kaç kilometre yol yapabileceğiz derseniz 300 kilometre yol yapabileceksiniz diyorlar. Ya bu veri de oldukça iyi. Çünkü bu tip bir araç daha çok böyle şehir içi kullanımında ön plana çıkacak araçlardan bir tanesi olacaktır. 300 kilometre menzil sunabilmesi de son derece kabiliyetli olduğu anlamına gelecektir. Chery Türkiye bu modeli yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulmayı planlıyor. Ya planlıyor diyorum, hani biliyorsunuz her şey değişebiliyor, ertelenebiliyor. Farklı şeyler olabiliyor. Ama bugün yani Nisan ayında, Nisan 2023'te konuşulan haberlere baktığım zaman Chery EQ1 Türkiye'de yılın son çeyreğinde satışa sunulacak. Bakalım, umarım bir değişiklik olmaz. Satışa sunulan modellerden bir tanesi olur. Bu model öyle küçücük, minnacık, elbette küçük, hani mini sınıfta olan bir araba. Boyuna bakıyorum mesela 3.2 metre uzunluğunda. Ve hiç fena değil yani. O kadar da böyle cüce değil yani. 3 metrenin altında olan arabalardan değil en azından. 3.2 metre. 4 kişilik oturma kapasitesi var. Ve 4 kişilik oturma kapasitesine baktığım zaman, elbette bu tahminleri fotoğraflardan yapıyorum. Baktığım zaman 4 kişinin yolculuk yapabileceğini, en azından böyle daralmadan, sıkışmadan, bunalmadan yolculuk yapabileceğini görüyorum. Bir bagajı yok. Mini sınıfta olan otomobillerin çoğunda olduğu gibi koltukların arkasında, arka koltukların arkasında küçük bir kullanım alanı var.
Ama o da gerçekten son derece küçük. İki kişi kullandığınız zaman arkadaki koltukları bagaj olarak kullanıyorsunuz. Yani iki kişinin kullanımında neredeyse uzun süreli yolculuklara bile yetecek bir kullanım alanı böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Tasarım ve şekil şemal açısından baktığım zaman bu Chery AQ1 adı verilen modele sevimli. Yani şehirde falan böyle iyi görünecek, dikkat çekecek arabalardan bir tanesi. Ama dediğim gibi hani hem uygun fiyatlı olacak. Gerçekten hani günümüzdeki şartlara baktığımız zaman uygun. Hem de yani tüketimi yok denecek gibi. Yani 15 kuruşa 20 kuruşa kilometre maliyeti gerçekten yok denilecek gibi bir şey. Chery AQ1 bakalım hani söylendiği gibi yıl sonunda Türkiye'de satışa sunulacak mı? Bunun yanında biliyorsunuz daha böyle biraz daha SUV'vari bir tasarımı olan Dacia Spring'in aynı dönemlerde belki gelmesi söz konusu. O da elektrikli bir araç ve onun da fiyatı oldukça uygun. Aynı zamanda BYD bir tane model çıkardı. İşte Martı falan anlamında. O model de uygun fiyatlı arabalardan bir tanesi olacak. Yani 2023 yılının son çeyreğine doğru uygun fiyatlı küçük elektrikli otomobilleri konuşuyor olacağız. Bu konuda hani bilgi vermek istedim. Chery AQ1 de şu anda geleceğe satışa sunulacağı açıklanmış modellerden bir tanesi. Bugünün bir diğer konusu Fiat Egea Sedan modeli ve ÖTV matrahları. Yani ÖTV matrahları biliyorsunuz yakın bir geçmişte güncellendi, limitler arttırıldı, arabaların fiyatı biraz olsun düştü falan gibi şeyler oldu. Mart sonuna geldiğimizde fiyatlara baktım mesela. Özellikle Egea Sedan'ın hani ne durumda olduğuna, işte modellerinin hangisinin hangi ÖTV matrağına girdiğine baktım. Şöyle bir tablo karşıma çıktı. Galiba evet doğru. Satışa sunulan 13 farklı versiyon Fiat Egea Sedan modeli var. Bu 13 modelin 10 tanesi %80 ÖTV diliminde. Yani Türkiye'de üretilen Fiat Egea Sedan'ın uygun fiyatlı bir otomobil olan Fiat Egea Sedan'ın 10 farklı seçeneği, işte motor, donanımlara göre falan 10 farklı seçeneği en yüksek bu tip motorlarda en yüksek oran olan %80'e yükselmiş durumda. Peki 13 versiyon var. Evet, bir tanesi %50 ÖTV diliminde, bir tanesi %60 ÖTV diliminde, bir tanesi de %70 ÖTV diliminde. Yani 3 farklı Egea'da %80 olmayan daha altta olan ÖTV matrah dilimlerinde yer alıyor. Ama 10 tane otomobil, 10 tane Egea Sedan %80 ÖTV diliminde toplanmış durumda. %50, %60 ve %70 ÖTV diliminde olan Egea Sedan modelleri hangisi? Yani o giriş paketi, giriş motoru olan seçenekler nasıl? İşte Easy Paket 1.4 Fire benzinli motorlu ve manuel şanzımanlı Egea Sedan modelleri. Bu modeller şimdilik işte %50'ye, %60'a, %70'e giren seçenekleri oluşturuyor. İşte %50'ye giren paket dediğim gibi Easy donanım paketiyle giriş donanım paketi. Ama mesela şöyle bir durum var. Bu modelin fiyatı da yükseldi. Yani %50 ÖTV diliminde çok fazla tutunmayacak. Hatta tutunmayı bırakmış bile olabilir Nisan ayının gelmesiyle beraber. %60 ve %70 ÖTV diliminde olan 1.4 Fire motorlu, benzin motorlu ve manuel şanzımanlı Egea Sedan modelleri de her an bulundukları ÖTV matrah diliminden %80'e doğru yürüyebilirler. Yani %80'e doğru yürüdüklerinde Fiat Egea Sedan modelinin bile tüm seçenekleri %80 ÖTV dilimine girecek. Yani şimdi de girdi desem aslında yeri, yani 13 farklı versiyon varken sadece 3 tanesi alt dilimde. Geri kalan 10 tanesi %80 ÖTV diliminde. Onun için hani ÖTV diliminde matrahların kısa bir süre önce yenilenmiş olmasına rağmen değişimi bu şekilde oldu. Bakalım ilerleyen süreçte neler olur, neler biter bilmiyorum ama Egea Sedan için bile durum bu. 10 seçenek %80
ÖTV dilimine girmiş durumda. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.